o geceye ermek, ama aramak da gerekiyor. Efendim, inşallah Ramazan'ın bu son deminde hem itikaf gündemimiz olsun, hem de Kadir Gecesi'ni aramakla alakalı, Kadir Gecesi'ni ihya etmekle alakalı gayretlerimiz inşallah bizden hatırlatması diyelim. Bu akşam Eceabat ilçe müftüvekilimiz, Eceabat ilçe vaizi Nurettin Kahraman hocamız bizlerle birlikte. Hocamla namaz diyeceğiz, namazı konuşacağız. Hocam yansıdığınız ekranlara, sizi seyircilerimiz de gördü. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, sağ olun, teşekkür ederim. Ben de seyircilerimizi selamlıyorum. Allah'a rahmeti, bereketi üzerlerine olsun. Hepimizin üzerine olsun. Amin inşallah. Hocam mübarek Ramazan dedik. Ramazan'da biz evet orucu bol bol konuştuk. Zekat dedik ibadetlerden. Hac mevsim olmadığı için çok gündemimizde değil ama hacca da niçin gidilir? Bunları da konuştuk ama konuşmadığımız bir ibadetimiz var ki hiçbir zaman vazgeçemeyeceğimiz. Peygamber Efendimizin de gözümün nuru aman ha bırakmayın diye tavsiyede bulunduğu namazı bugün konu edelim istedik. Siz de kırmadınız, evet. Geldiniz. Teşekkür ediyoruz tekrar. Derseniz namaz kelimesinin kelime anlamıyla, manasıyla evet. Başlayalım programımıza. Sözü size bırakalım. Namaz aslında bizim her zaman gündemimizde olan evet. Bir ibadet. Yani günde 5 defa. Rabbimiz bizi kul olarak yaratmış. Zariyat suresinde buyuruyor. İbadet etmek için yaratmış. Namaz da bu ibadetin, yapmamız gereken ibadetlerin en başta geleni. Zaten İslam'ın şartlarından birisi en başta geleni. Namaz kelimesi bize Farsçadan geçen bir kelime, Türkçe'ye. Farsça bir kelime ve tazim için eğilmek, kulluk, ibadet manalarına geliyor. Arapça'da namazın karşılığı salat. Evet. Salat kelimesi. Salat da dua etmek, bağışlama dilemek, yalvarmak manalarına geliyor. Bir terim olarak dediğimiz zaman, yani ibadet olarak, İslam dininde bir ibadet olarak namaz nedir dediğimiz zaman veya salat Arapça ifadesiyle tekbirle başlayıp selamla son bulan ve belli hareketlerden, sözlerden oluşan bir ibadet diyebiliriz. Namaz kelimesini bu şekilde tarif edebiliriz. Evet. O zaman şu oluyor. Bazen seyircilerimiz diyorlar ya hocam Kur'an'da namaz geçmiyor. Evet. Buradan da anlaşılıyor hocamın tarifinden de. Kur'an'da namaz kelimesi yok. Kur'an-ı Kerim'de namaz kelimesinin namaz kelimesinin karşılığı olarak ne vardı evet. Hocam? Salat kelimesi var. Onun tarifi de başından tekbirle başlayan selama kadar arada evet. Da belirlenmiş belirli hareketler olan. Evet. İbadete namaz diyoruz. Namaz bizimle mi? Yani son peygamberle birlikte mi başladı hocam? Namaz son peygamberle birlikte elbette başlamadı. Hazreti Adem'den itibaren var diyebiliriz. Çünkü evet. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Rabbimizin kelamına yani Hazreti Adem, Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim onlardan sonra gelenlerin namazı terk eden nesiller geleceği Kur'an-ı Kerim'de ifade ediliyor. Hazreti Zekeriya, evet. Onun namaz kıldığı. Hazreti İsa'nın beşikteki mucizevi konuşmasından namaza atifte bulunduğunu görüyoruz. Hazreti İbrahim hakeza aynı şekilde Lut, İshak, Yakup peygamberlere namaz emrinin vahyedildiğini Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz. Hazreti İsmail'in aynı şekilde halkına, ailesine namaz ibadetini emrettiği, Hazreti Lokman Aleyhisselam'ın oğluna öğütleri var. Lokman evet, suresinin evet. Sonlarında. Orada aynı şekilde oğluna namazı hakkıyla kılmasını öğütlediğini görüyoruz. Hazreti İbrahim namazı yalnız Allah rızası için kıldığını söylediği ve kendisini, ailesini, neslini Allah'a namaz kılanlardan eylemesi için dua ettiğini Kur'an-ı Kerim'de görüyoruz. Hazreti Musa aynı şekilde Allah'ı anmak üzere namaz kılmasını Hazreti Musa'ya emredildiğini evet. Taha suresinde yine İsrailoğullarından namaz kılma sözü aldığını Allah'ın bunu görüyoruz. Yani dolayısıyla sadece Hazreti Muhammed ümmetine has bir ibadet değil. Evet. Ashab-ı Keyif'te de görüyoruz. Ashab-ı Keyif kıssası anlatılırken mescit kelimesi zikrediliyor o Keyif suresinde. Dolayısıyla buradan da yine namaz ibadetinin var olduğu sonucunu çıkarabiliriz. Hadis eserlerinden ve tarih eserlerinden onlara baktığımız zaman İslam öncesi Arap Hicaz toplumunda da aslında evet. Namaz ibadetinin var olduğunu görüyoruz. Yani evet. Hazreti İbrahim'in tebliğ ettiği tevhid dini. Evet. Tevhid dini ve ona mensup olan Hanifler denilen hı hı. Kişilerin namaz ibadetini yaptığını görüyoruz. Ebu Zer Gıfari bunlardan birisi. Evet. Evet. Kabe'ye yönelerek namaz kıldıklarını anlıyoruz hadis ve tarih eserlerinden. Yine kaynaklarda İslam'ın ilk dönemlerinde evet. Daha 5 vakit namaz farz olmadan önce namaz ibadeti mevcut olduğunu görüyoruz. İlk zamanlar 2 vakit olarak akşam ve sabah olmak üzere
iki vakit namaz kılındığını kaynaklara baktığımızda görüyoruz. Bizim bugün ki kıldığımız tarzda namaz ibadetinin ise şeyle beraber, Miraç ile beraber, yani hicretten 1,5 yıl kadar önce Miraç gecesinde farz kılındığını görüyoruz ve o günden itibaren biz 5 vakit olarak Müslümanlar olarak namazlarımızı kılıyoruz bu şekilde. Evet hocam. Şimdi, demek ki bize has bir ibadet değil sadece. Değil, sadece bize has değil. Böyle olunca da şu da çıkıyor. Bazen izleyenlerimiz özellikle namazla ilgili tartışmalarda onu işte bazı hocalarımız dillendiriyor. Yani işte Kur'an-ı Kerim'de namazın böyle bugünkü tarifi yok. Çok da ayrıntılı yapılmamış. Dolayısıyla salat kelimesiyle de karşılıyor. Salatın manası da duadır. Öyle olunca da namaz hani böyle yok diyecek ama bir kulluğuna getirip de söyleyemeyenlere güzel bir cevap oluyor bu. Biliniyor aslında ve Kur'an-ı Kerim de bu defa namazın her hareketini ayrıntılı bir şekilde, ki Kur'an-ı Kerim'de var, yani rükû edin, secde edin, kıyama durun, hepsi var Kur'an-ı Kerim'de, ama hani derli toplu istiyoruz biz ilmihal kitaplarındaki gibi. O halde olmayışını namazın da olmayışına delil olarak gösteriyorlar. Ama durum öyle değil. Namaz bilinen bir şey. O dönemde biliyorlar. Herkes biliyor. Haliyle çok da ayrıntıya ya da açıklamaya girmeye gerek yok. Sadece Peygamber Efendimiz temel başlıklara Rabbimiz onu şey yapmış. Peygamber Efendimiz ayrıntılarını bize göstermiş, öğretmiş. Yoksa eğer ayrıntı Kur'an-ı Kerim'de yazacak olsaydı o zaman belki ciltler doğrusu kitap olacaktı. Zaten biz az okuyan bir toplumuz maalesef. Kur'an-ı Kerim'i de az okuyoruz. Evet. Bir de öyle ayrıntılı olsaydı o zaman hiç içinden çıkamazdık gibime geliyor hocam. Yani namaz var ve Hazreti Adem'den günümüze kadar da namaz gelmiş. Bilinen bir şey, yani yeni bir şey değil namaz. Değil. Peygamber Efendimiz de öyle buyurmuş. Beni nasıl namaz görüyor olarak gördüyseniz, biraz sonra konuşacağız onu da. Öylece siz de namazınızı kılın demiş ve bu ümmetin önünde Peygamber Efendimiz yaklaşık 12-13 yıl bizzat kendisi geçmiş ve imamlık yaparak namaz kıldırmış. Gecesinde, gündüzünde de namazını hiç bırakmamış. Efendim hocam, 5 vakit namaz farziyeti nasıl oluyor? Kimlere farz? 5 vakit çünkü namaz akıllı olan, buluğa eren, Müslüman olan herkese farz. Evet. Yani buluğ çağı genelde 12-15 yaş arası değişiyor. Evet. Ama maalesef işte çocuklarımızı alıştırma konusunda biraz gevşek olduğumuz için veya örnek olamadığımız için namaz kılma yaşı baktığımız zaman sanki yaşlandığımız zaman kılınacak bir ibadetmiş gibi, hani genelde camilere baktığımızda, camilere gittiğimizde genelde yaşlı amcalarımızı, dedelerimizi görüyoruz. Ama öyle değil. Yani akıllı, ergenlik çağına gelen her erkek ve kadının kılması gerekiyor. Ayet-i Kerime'de Rabbimiz belirtiyor. Namazı dosdoğru kılın, çünkü namaz müminlere vakitli olarak, belirli vakitlere bağlı olarak farz kılınmış bir ibadettir. Evet. Yani belli vakitleri var ve müminlere dediğimiz gibi yine başka bir ayette Rabbimiz buyuruyor. Güneşin zevalinden, yani öğle vakti batıya kaymasından gecenin karanlığına kadar belli vakitlerde namazı kıl. Bir de sabah namazını kıl. Çünkü sabah namazı şahitlidir. Evet, evet. Buyuruyor Rabbimiz İsra suresinde. İşte bu ayet-i kerimelerden anlıyoruz ki namaz kılmak her Müslümana farz. Ama dediğimiz gibi akıllı olan ve buluğ çağına giren kişilere Peygamber Efendimiz vakitlerini bize belirlemiş, nasıl kılınacağını bize göstermiş. Az önce dediğiniz gibi ben namazı nasıl kılıyorsam siz de benden gördüğünüz gibi kılın. Peygamber Efendimiz böyle buyuruyor. Ashabı öğretmiş, ashabtan bize kadar bu tevatüren gelmiş. Evet. Yani görerek bu şekilde bize kadar gelmiş. Dolayısıyla dediğimiz gibi Müslüman olan, akıllı olan, bali olan kişilere namaz farz ve kılması gerekiyor. Çocuklarımızı da bu konuda eğitmemiz gerekiyor. Evet hocam. En başta biz kılacağız, sonra onlar bizim arkamızdan kalacak. Evet. Camilerde boş kalmayacak. Hatta çocuklarımızı, torunlarımızı ellerinden tutup camilere götürüp beraber namaz kılmamız gerekiyor ki camiler o çocuk neşesinden kalmasın. Evet. Dün akşam bir Dingir abimiz de herhalde paylaşım yapmış. Teravih namazında işte vitir namazına, teravih namazı bitiyor, vitir namazı kılacaklar artık. Çocuklar da çok gürültü yapmışlar. Hoca efendi hemen teravih işte ile vitir namazı arasında hışımla mihraptan kalkıyor. Cemaatin arasından imam odasına gidiyor. Odadan bir poşet alıyor. Sonra orada gezen çocuklara, gürültü yapan çocukların hepsine çikolata ikram ediyor. Ne güzel.
Ve siz diyor ne kadar güzel böyle şenlendirdiniz bizim camimizi deyip sonra geçiyor. Bütün cemaat de böyle görüntü şey yapmışlar, fotoğraf yayınlamışlar. Herkes de seviniyor. Şimdi, güzel olmuş ama bazen yaşlı amcalarımız şey yapabiliyor. Yanlış bir hareket ama çocuklara kötü davranabiliyor, vurabiliyor, dövebiliyor. Daha sonra çocuklar soğuyor. Ya onlar da hani çocuklar için yapıyorlar yine. Hani kötü niyetli yapmıyorlar. Yani çocuklar hani edepli durmayı, sessiz durmayı öğrensinler diye sert çıkıyorlar. Doğru yoksa, belki ama onlar da çocukluğunda öyleydi. Öyleydi. Camilerimiz huzur evi diyoruz ya. Gerçekten huzur evi olsun inşallah camilerimiz. İnşallah. Şöyle hani huzur evlerinde mevcut ne var? Yaşlılar var. Evet. Böyle bakılmaya muhtaç. Camilerimizi de biz huzur evine çeviriyoruz ama öyle huzur evi değil. Böyle gönlü huzur dolu evler, şeyler olsun. Evlerimiz de huzur dolu. Evlerimiz yani huzur evinden ziyade aslında evlerimizin huzur evi olması lazım Yani gönlümüz huzur evi olsun. İşte bu namaz burada çok etkili, çok önemli. O nedenle sevgili seyirciler, namazı ne diyelim, nasıl diyelim, çocuklarımıza hani göstermek. Ben hocam kendimden örnek vermek isterim müsaadenizle. Benim babam da imamdı. İlkokula başladığımız gün. Yanlış olmasın. Ortaokula başladığımız gün. İlkokul çünkü daha şeyiz, hatim falan etmemiştik. Ortaokula başladığımız gün, benim de aynı şekilde biraderim de, kardeşimin de aynı şekilde yaptı. O da benden bir yıl sonra başladı. Ortaokula başladığımız gün sabah, ilk işte heyecanlıyız böyle, ilçeye gideceğiz o zaman, ilçede ortaokul. Heyecan var üzerimizde. Ne yaptık? Dedi ki oğlum hadi bakalım abdestini al dedi. Yani abdest, tamam öncesinde gittik, kurslara gittik, yani yapıyoruz ama böyle bir hani bilinçli bir şekilde ya da şeyli emirli bir şekilde değil. Neyse abdestimi aldım ben, dedik hadi bakalım sabah namazını kıl dedi. Tamam, sabah namazını da kıldık. Sonra öyle başladı. Hafta sonu hafta içi saati fark etmiyor. Hani güneş doğmuş doğmamış buna çok dikkat etmiyoruz ama kalkıldığında kahvaltıdan önce diyor ki önce sabah namazını bir kılalım sonra devam edelim. Bir süre sonra akşam namazı ilave olundu. Biz fark etmeden onu o yerleşiyor hayatımıza. Babam geliyor camiden, namazlar kılındı mı, akşam namazları kılınmadıysa hadi bakalım bir akşam namazını kılalım, sonra sofraya buyurun. Akşam namazıyla başladı. Sonra farkına diğerleri giriyor. Böyle alıştıra alıştıra. Tedrici Allah olarak. Razı olsun. Allah razı olsun babam. Ellerinden öpüyoruz. Bizim hem kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Evet. Yani bu şekilde namaza başladık. Evet. Şimdi çocuklarımıza elbette ki her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır. Yani bizim de hem annelere hem babalara buradan seslenelim. Çocuklarımıza siz onları daha iyi tanıyorsunuz. Yani hangi şartta, hangi durumda? Çünkü biraz sonra konuşacağız. Namaz bize neler kazandırıyor? Niye namazın bu ikramından, namazın bu güzelliğinden çocuklarımız mahrum kalsın. Yani başta biz mahrum kalmayalım da sonra da çocuklarımız mahrum kalmasınlar. Hocam inşallah çocuklar camiye, ebeveynleriyle birlikte anne babalar el ele kol kola çocuklarıyla camiye demiş olalım inşallah. Şimdi okullar da kapanıyor. Yaz tatilde yavaş yavaş yaklaşıyor. 4-6 yaştan başlayarak hocam davet ediyoruz. Zaten temeller o zaman atılıyor. Evet. Yani 4-6 yaş Kur'an kurslarımızdan başlayarak cıvıl cıvıl çocuklarımız, onlar da yıl sonu programları yapıyorlar şimdi. Evet. Geçen birine katıldım hocam. Yani çok tatlı. Onların yani programları çok güzel olur. Evet. Bizim çocuklara gittiği için biliyoruz yani. Evet. 4-6 yaştan başlıyoruz ve camilerimizde, Kur'an kurslarımızda, yaz Kur'an kurslarıyla birlikte devam ediyor. Neyi öğreniyoruz? Önce namazı öğreniyoruz. Evet. Biz hocamı yakalamışken soralım. Hocam, namaz yani her hal ve şartta kılınmadılar diye bir başlığımız var. Evet. Yani farz dedik. Evet. Farz olduktan sonra dolayısıyla yapılması gerekiyor. Hele halde ve şartta kılınması gerekiyor. O zaman yani, ben şöyle bir soru soramam. Namazın yani mazereti yok. Var hocam, bazı mazeretler de. Yani o zaman şöyle sor hocam. İşte ne zaman namaz böyle ara verebiliriz gibi bir soru olmadığı için ben böyle sordum size soruyu. Namaz her hal ve şartta kılınmalıdır. Evet. Kılınmalıdır. Evet. Yani neden? Hiçbir mazeret yok. Ne iş mazeret, ne görev mazeret, işte ne meşgale mazeret. Yani kılacağız. Ya hocam maç, bulamayanlar var televizyonda. Olmuyor. Maçı daha sonra şeyinden izlesin. Tekrarını izleyelim. Tekrarını izlesin. Namazın tekrarı yok. Yani hani tamam kaza var, bir gerçek ama o mazeretimiz olduğunda, o mazeretler de neler şimdi birazdan söyleyeceğim. Ancak ondan sonra. Ama ya su yoksa teyemmüm yapacak. Yani seferi ise ya ben seferiyim namaz kılmayayım. Yok. İki rekat kılacak. Ya hastaysa ben hastayım kılan başım ağrıyor olmaz. Yani oturarak kılacak veya hiç şey yapamıyorsa imayla kılacak. Yani dolayısıyla mazeret yok. Nedir mazeretler? İşte kadınların özel halleri.
İşte uyku, işte bayılma, delilik, unutma, bunlar mazerettir. Eğer bu mazeretlerden dolayı kılamadıysak daha sonra kaza yapacağız. Tabii bayanlar kaza yapmıyor ayrı mesele. Ama erkekler için mazeret bunlar. Onun dışında mazeret yok. Tarladayım, bayırdayım, kırdayım, çalışıyorum, işim gücüm var. İşte çalışmak da ibadet, ben çalışarak ibadetimi yapıyorum. Doğru değil. Evet. Tarlada da olsak, bayırda da olsak, kırda da olsak abdestimizi alacağız, namazımızı kılacağız. Hatta o oralarda namaz kılmak daha bir şey oluyor. Evet. Zevkli mi oluyor diyeyim, daha bir farklı oluyor yani. Toprağın üzerinde yerine göre bazen toprağı düzlüyorsun şöyle. O daha bir farklı. Yani zaten mekan sınırı yok. Tabii. Yeryüzünün her yeri temiz olması kaydıyla tabii bizim için mescittir. Ve vakti geldiğinde de o namaz üzerimize farz, onu kılacağız. Yani Nurettin Hocam, ben şunu anladım. Normal bir Müslümanın namaz kılmaması için geçerli tek bir mazereti var. O da selasının okunuyor olması. Doğru. Ama o zaman da yine cenaze namazı onun için çıktı. Ama ona kılınıyor, okunmuyor. O muaf ondan, o namazdan o muaf. Yani normal bir Müslümanın namaz kılmaması için geçerli tek mazereti es-salatu ve-selamu diye Hoca yani, Efendi'nin o selayı veriyor oluyor olması. İman kalbine yerleşmiş olan kişi, ki bu da mümin, elhamdülillah müminiz, Müslümanız. Yani namazı zevkle kılması gerekiyor. Yani ondan zaten alışan kişi zevkle kılar. Ama kişi alışmadığı zaman o namaz ona o kadar zor gelir ki. Yani çevrenizde vardır, bizim de çevremizde var, akrabalarımız da var. Evet. Çocuklarımız yani alıştırma aşamasında olduğu için namaz kılmak o kadar zor geliyor ki. Yani bir iş yaptırdığın zaman zor gelmiyor veya akrabalarımız da var. Adam çalışıyor, ağır işte çalışıyor, 50 kilo çimantayı alıyor, 5. kata çıkartıyor, zor gelmiyor ama hadi gel bak oruç tutuyor. İftarımızı yapıyoruz. Ya hadi abdest alalım, cemaatle namaz kılalım. Kılmıyor, zor geliyor. Yani bu kadar zor. Hem çok zor, hem çok kolay. Alışınca kolay, alışmayınca zor. Alışınca da hocam nasıl yerleşti o eskilerde? Rahmetli dedem hastaneye yatırdı. İşte cuma günü. Cuma günü kalacak, artık akşam üzeri ya da ertesi günü küçük bir operasyon geçirecek. Sabah bırakıldı hastaneye. Biz cuma namazı için camideyiz. Şöyle bir baktım, dedem camide. Allah Allah. Dedim ki dede burada ne işin var senin, doktor seni dedi ki bir şey olmadı ki daha, yani bir şey yapılmadı. Ben dedi bu yaşa kadar hiç cuma namazını kaçırmadım. Yani şimdi de bir şey yokken ortada, dede tamam dedim namazı kılalım, hemen tekrar hastaneye dönüş yaptık. Çünkü doktor orada bir ön işlem yapıyor, hazırlık yapıyor. Ama böyleydi onlar. Eskiler böyleydi. Onlar tadını almışlar bu işin. Rabbim hocam bizi de onlardan eylesin. Çocuklarımız da onlardan eylesin. Amin inşallah. Neslimiz de namaz kılanlardan eylesin. Hazreti İbrahim'in duası. Amin inşallah. Hocam namaz önemli dedik. Yeryüzünün her yerinde bizim için mescit kılınmış. Evet. Ve namazdan normal şartlarda namazı bırakmak gibi bir lüksümüz de yok. Neden? Bu namazın sonunda bize ne olacak? Namaz ne gibi bir mükafat yani, var? Mükafat var sonunda. Yani aslında dünyada yaptığımız her bir davranışın karşılığı var veya cezası var. Yani ibadetlerde de öyle. Namazın da mükafatı var. Yani namaz kılanlara Rabbimiz merhamet vaat etmiş, rahmet vaat etmiş. Yani en nihayetinde cennet vaat etmiş. Cennet. Kendi rızasını vaat etmiş. Ve namaz kılan müminlerin müjdelenmesini Rabbimiz ayet-i kerimelerde istemiş. Çünkü namaz müminin hayatına çeki düzen veren bir ibadet. Onu her türlü çirkinliklerden alıkoyan bir ibadet. Dolayısıyla bu mükafatları kaçırmamamız gerekiyor. Yani huşu ile eda eden namazını, namazını hayatına hakim kılan müminin doğru yolu bulmuş olacağı, kurtuluşa eren kimselerden oldukları Kur'an-ı Kerim'de çeşitli ayet-i kerimelerde ifade ediliyor. Dolayısıyla bu mükafatlara nail olmak bizim elimizde. Evet hocam. Hocam bir seyircimiz demiş ki, üzüldüğü bir noktayı paylaşmış bizimle. Hayırlı Ramazanlar demiş. Bizler de hayırlı Ramazan ayınızı tebrik ediyoruz. Bizim çocuklara okulda hocaları namaz kılmak zorunda değilsiniz demiş. Bir de bayanlar başını örtmek zorunda değil demiş. Gibi böyle yaklaşımlar var. Tamam, çocuklarımızın namaz kılmak zorunda değil. Zaten çocuklar akıllı, adı üzerinde. Yani daha az önce dedik yani akıllı Allah'a şükür ama buluğ çağına ermiş olması gerekiyor. Buluğ çağına ermediği için tamam kılmak zorunda değil. Ama alıştırmamız gerekiyor. Ağaç yaşken eğilir. Yani onu o zaman alıştırmadığın zaman 15 yaşına geldikten sonra sen nasıl hadi oğlum gel namaz kılalım diyeceksin. Peygamber Efendimiz buyuruyorlar ya hocam, 7 yaşına geldiğinde çocuğunuza diyor hadi yavrum namaz.
Hani 9-10 yaşına geldiklerinde diyor halen namaz olmuyorsa şöyle biraz da zorlayıcı. Hadi evladım olmuyor artık. Yani büyüdün artık sen bu namazı yapmamız lazım diye biraz böyle üstelemek gerektiğini yani, Peygamber Efendimiz ifade ediyor. Yani sadece namaz konusu değil. Aslında dünya diğer işlere baktığımızda da öyle. Evet. Yani 15 yaşında, 20 yaşında bir kişiyi siz şeye gönderdiğiniz zaman sanayiye evet. Nasıl öğrenecek o işi? Yani küçüklükten itibaren veya ne bileyim o işin eğitimini alıp meslek okulları gidip ondan sonra o işi yapacak şeyler de böyle yani namaz ibadeti olsun, diğer ibadetler olsun, oruç ibadeti. Evet. Şu an Ramazan ayındayız. Çocuklarımıza tekne orucu denilen oruç tutturabiliriz. Evet. Sağlamsa, bünyesi, gücü kuvveti yerindeyse tam gün tutturabiliriz. Nitekim tutuyorlar da. Evet. Çocuklarımız yani Allah bağışlasın ikiye giden oğlumuz var, dörde giden kızımız var. Tutuyor Allah'a şükürler olsun. Yani demek benim gibi zayıf mesela kızım. Evet. Ama tutabiliyor. Evet. Yani demek ki yapılabiliyor. Evet. Yani yapılıyor efendim. Bünyeden bünyede değişiyor ama çocuklarımızı ebeveynler olarak biz daha iyi tanıyoruz. Şimdi dinimizin, inancımızın gereği olarak bazı şeyleri yapmamız da gerekiyor. Şimdi hocam biraz sıkıntı sanki bu geçiş dönemlerinde problemler yaşamışız evet. biz. Yani şimdi ben bakıyorum İlmihal kitaplarında yazıyor. Ezan okunurken ne yapılacak? Ve bizim insanımızda inancının gereği olarak İlmihal kitabında ne yazılmışsa onu da uygulamaya çalışıyor. Evet. Şimdi ne yazıyor o İlmihal kitabında? Ezan okunurken yapılacak şey. Efendim ayaktaysanız oturursunuz. Hı. Yatıyorsanız doğrulursunuz. Bir herhangi bir işle meşgul oluyorsanız o işi bırakır ara verirsiniz. Ve ezanı dinlersiniz. Evet, ezana saygı. Şimdi tamam, ezan okunurken Hı-hı. yapılacak işler bunlar. Hı-hı. Ve bizim insanımız da bunu yapıyor. İnanın yani böyle çok şey istemediğimiz ortamlar oluyor ya, oralarda evet. bile ne yapıyor? Ezana bir şey var, hürmet var. Neden? İlmihal kitabında yazmış. Evet. Ya mübarek hocam, o İlmihal kitabına onu da eklesene. Oraya ezan okunurken yapılacak şey, yani bir Müslümanın ezan okunurken yapacağı şey bellidir. Abdesti yoksa kalkıp abdestini Hı-hı. alacak, abdesti Hı-hı. varsa kalkıp o davete icabet etmektir. Evet, evet. Yani imanın, güzel bir nokta. İmanın gereğini yapmaktır. Yani evet. işte namaz konusunda böyle, yani bunu gereğini yapmak konusunda ne oluyor? Bir seyir tembelliğimiz oluşuveriyor. Şimdi farklı görüşlerin, farklı yorumların olması elbette çok normal. Biz Hı-hı. bütün hocalarımıza da saygı duyuyoruz bu noktada. Ama genel işte Kur'an'ın ve Peygamber Efendimiz'in sünnetinden yola çıkarak ifadeleri hocamın da belirttiği gibi çocuklarımıza inşallah alıştıralım. Çünkü mükafat da çok fazla hocam biraz önce de belirtti. Evet. Dilerseniz namazın insana, bir insana namaz neler kazandırıyor? Hem maddi hayatına hem de manevi hayatına bunlarla devam edelim evet. hocam. Namazın insana kazandırdıkları yani bize kazandırdıkları en başta Allah'a itaat etmiş oluyoruz. Evet. Peygamber Efendimiz'e itaat etmiş oluyoruz. Dolayısıyla en faziletli ibadeti ifa etmiş oluyoruz. Yani bu kazancımız var. Namaz zaten farz bir ibadet az önce dediğimiz gibi. Ve ahirette de ilk hesaba çekileceğimiz ibadet. Evet. Dolayısıyla Rabbimizin emrini yerine getirdiğimizde, Peygamber Efendimizin tavsiyelerini yerine getirdiğimizde ahirette de hesabımız kolay olacak. Çünkü namaz dinin direği, Peygamber evet. Efendimizin ifadesiyle evet. iman alameti ve amellerin de en faziletlisi olarak Peygamber Efendimizin ifadelerine geçiyor. Allah'a en sevimli olanı. Çünkü Peygamber Efendimiz'e sorulmuş. Yani amellerin Allah'a en faziletlisi, en sevimli olanı hangisidir diye Peygamber Efendimiz'e sorulduğunda Peygamberimiz vaktinde kılınan namazdır diyor. Bu var. Bir de namaz kılındığı zaman kişi Allah'ı anmış olur. Bu da önemli. Böyle bir kazancımız olur. Yani ibadetlerden maksat zaten Allah'ı anmak. Allah'ı anmanın en güzel yollarından birisi de Kur'an-ı Kerim okumak ve namaz kılmak. Evet. Zaten namaz kılarken aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'i de okumuş oluyoruz. Yani evet. orada Kur'an-ı Kerim'i tilavet yapmış oluyoruz. Rabbimiz ayet-i kerimede buyuruyor, beni anmak için namaz kıl, Taha suresinde. Evet. Demek ki Rabbimizi anmış oluyoruz. Namaz kılan kimse az önce dediğim gibi hem Kur'an-ı Kerim okumuş oluyor hem Allah'ı tekbir ile, tesbih ile, tahmid ile Allah'ı anmış oluyor, Allah'ı zikretmiş oluyor. Zaten evet. namaz aslında bütün ibadetleri cami ibadet diyebiliriz. Yani bütün ibadetleri toplayan bir ibadet diyebiliriz. Tesbih var, tekbir var, tahmid var, şükür var, dua var. Orucu andıran bir şey var, namazla yetişmiyoruz. Yemeği yok, evet. Yani haccı andıran bir yönü var. Çünkü Kabe'ye Kabe'yle dönüyoruz, kıblemiz. Yani
Zekat andıran belki yönü var. Hani bedenimizin belki bedenimizin, zamanımızın sahip olduğumuz zamanın şeyini veriyoruz. Şeyi var. Evet. Bir başka kazancı maddi ve manevi kirlerden namaz bizi temizliyor. Evet. Çünkü Peygamber Efendimiz ashabına diyor, ne dersiniz diyor. Yani soruyor, ne dersiniz? Evet. Birinizin evinin önünden bir nehir aksa, bir ırmak aksa ve günde 5 defa o ırmağa girse, nehre girse üzerinden kir kalır mı diye ashabına soruyor, arkadaşlarına soruyor. Evet. Ashabı da diyor ki hayır ey Allah'ın Resulü, hiçbir kir kalmaz. Evet. İşte Peygamber Efendimiz orada adeta taşı hani geline koyma denir ya, işte namaz da böyledir diyor. Allah bu sebeple, namaz sebebiyle günahları temizler, yok eder diyor. Dolayısıyla günde 5 vakit namaz bizi o manevi kirlerden, aynı zamanda maddi kirlerden de. Çünkü abdest alıyoruz namaz kılmadan önce, en çok vücudumuzun kirlendiği yerler, elimiz, yüzümüz, ayağımız. Dolayısıyla elimizi, yüzümüzü, ayağımızı yıkıyoruz. Namaz kılarken vücut temizliği önemli, işte namaz kılacağımız yerin temizliği önemli, elbise temizliği önemli. Çünkü bunlar temiz olmadan, yani dinen necis sayılan şeyler varsa bu saydığımız yerlerde namaz olmuyor. Dolayısıyla hem maddi temizlik hem manevi temizlik, böyle bir kazanımı var. Yine başka bir şey de günahlardan, kötülüklerden koruyor. Böyle bir kazancımız var namaz kıldığımız zaman. Yani bizim insanız. İnsanın fikir, kalp, ruh, niyet temizliğini temin ediyor namaz ibadeti. Kötülüklerden uzak durmamıza sebep oluyor. Her türlü haramlardan, çirkin sözlerden bizleri uzaklaştırıyor. Ayet-i Kerime'de Rabbimiz buyuruyor. Ey Peygamberim, sana vahyedilen kitabı oku ve namazı kıl. Çünkü namaz hayasızlıktan, kötülükten alıkoyar. Allah'ı anmak elbette ibadetlerin en büyüğüdür. Evet. Allah yaptıklarınızı biliyor. Ankebut suresine geçiyor bu ayet-i kerime. O ayette inne salate tenhe anil fahşâ vel münker. Evet. Orada fahşâ ve münker kelimeleri. Onlar önemli. Yani fuhşiyat, fahşâ, açıktan ve aleni işlenen bütün çirkinlikleri, edepsizlikleri, ahlak dışı davranışlar ifade eden bir kelime fuhşiyat. Evet. Dolayısıyla namaz bunlardan kişiyi alıkoymalı. Alıkoyar diyor Rabbimiz. Yani evet, haşa Rabbimiz yalan mı söylüyor? Haşa. Evet. Alıkoyar, alıkoyması gerekiyor. Münker kelimesi. O da aynı şekilde. Aklın ve şeriatın beğenmediği bütün uygunsuz davranışları, evet, günahlar ifade eden bir kelime. Dolayısıyla bu kötülüklerden namaz bizi alıkoyar, koyması gerekiyor. Öncelikle namaz kılarken yani böyle şeyler yapmıyoruz. Yani namaz içinde böyle şeyler yapmıyoruz. Evet. Dolayısıyla o anda zaten bizi alıkoyuyor. Tamam. Ama daha sonra da bizi alıkoyması gerekiyor. Yani namazdan sonra da, normal hayatta da bizi alıkoyması gerekiyor. Yani ya ben az önce namaz kıldım. Evet. Allah'ın huzurundaydım. Allah'ın huzurundaydım. Yani kötülük yapmamam gerekiyor. Ağzımdan kötü söz çıkmaması gerekiyor. Bunu bizim insanımız diyor. Yani diyenler var. Evet. Şimdi abdest alacağım, namaza gideceğim, namaz kılacağım. Dolayısıyla yalan söylememeliyim, söylememem gerekiyor. Evet. Yani bunları bizim insanımız söylüyor. Dolayısıyla böyle de bir bize faydası var. Yine kibirden, gururdan, evet, bizi alıkoyuyor. Yani namazda secde var, secde. Alnımızı secdeye koyuyoruz. Bu evet, dolayısıyla bizi kibirden, gururdan uzaklaştıran bir davranış diyelim, yani secde. Dolayısıyla kuluz, kul olduğumuzun farkına varıyoruz. Evet. Yaratılmışız ve en yüce kudretin karşısında boyun eğiyoruz, secdeye varıyoruz. Şairin de ifade ettiği gibi hocam, diyor ya insanın onuru, kibiri, yiğitliği, her şeyi alnında. Ve Mehmet Akif de öyle diyor, o secde olmasaydı o başlar asla eğilmezdi, evet, diyor. Evet. Yani o baş eğilmez, hiçbir yerde eğilmez, sadece ve sadece Cenab-ı Hakk'ın huzurunda, evet, Allah'ın huzurunda, secde vesilesiyle eğilir. Evet. Eğilmesin inşallah başlarımız. İnşallah. Secdesiz. Bir de bu murakabe altında olduğumuzun farkına vardırıyor namaz bizi. Evet. Böyle bir kazancımız var. Yani ihsan şuuru diyoruz. Her ne kadar biz Allah'ı görmesek de Allah bizi her an görüyor, gözetiyor. Her yaptığımızı biliyor. Peygamberimiz öyle diyor. Gece ve gündüz melekleri sizi takip ederler diyor Peygamber, evet, Efendimiz. Sabah ve ikindi namazlarında toplanır gece ve gündüz melekleri. Sonra sizinle geceleyen melekler ilahi huzura çıkarlar. Rableri onlara kullarını, yani bizleri en iyi bildiği halde Allahü Teala, kullarımı nasıl terk ettiniz diye meleklere
sorar. Melekler onlara namaz kılarken terk ettik ve namaz kılarken bulduk. Dolayısıyla işte ilahi murakabe altındayız. Bunun bilinciyle hareket etmemiz gerekiyor. Bu kazancı var. Bir de kusurlarımızın, hatalarımızın bağışlanmasına vesile oluyor namaz ibadeti. Peygamberimiz buyuruyor. 5 vakit namaz ve cuma namazı. Evet. Diğer cuma namazına kadar. Büyük günahlardan kaçınıldığı müddetçe. Burası önemli. Evet. Büyük günahlardan kaçınıldığı müddetçe küçük günahlara, hatalara, kusurlara kefarettir diyor Peygamber Efendimiz. Bir de böyle bir kazancı var bize. Bu da önemli. Yine başka bir hadisinde Peygamber Efendimiz Allah 5 vakit namazı kullarına farz kılmıştır. Kim abdesti güzelce alırsa, 5 vakit namazı vaktinde kılarsa, rükûnu, secdesini, huşûnu tam yaparsa bu kimseye Allah'ın onu bağışlayacağı ve cennetine koyacağına dair sözü vardır, ahdi vardır. Namazlarını kılmayan kimseye ise Allah'ın bir sözü yoktur. Evet. Dilerse affeder, evet, cennetine koyar, dilerse ona azap eder diyor Peygamber Efendimiz. Bu önemli. Yani bu kazanımları var bize. Evet hocam. Yani Cenab-ı Hak inşallah burada ifade ettiğiniz ve daha sayamadığımız bize birçok kazanımı olan namaz ibadetiyle bizleri buluştursun diyelim. Çünkü şimdi hem çocuklar bahsinden girdik hem kendimiz adına ben şöyle kıskanmaya da başladım hocam. Siz namazın kazanımlarından ya da namazın mükafatından bahsedince böyle bir kıskançlık da oldu bende. Keşke sadece ben namaz kılsam da bütün bunların hepsine ben sahip olsam gibi bir duyguya da kapılmaya başladım. Çünkü yani o kadar güzel şey ki hiçbir anne babanın, ben zannetmiyorum, evladının da bu güzelliklerden, bu ikramlardan mahrum kalmasını istediğini. Ya çocuklarımıza yaşatmamız gerekiyor aslında bunlar. Evet. Tamam, bu saydığımız şeyleri şu an çocuklarımız belki anlamayabilir. Evet. Farkında olmayabilir. Belki anlatamayız. Evet. Ama farklı şekillerde de namaz kılmanın bir kazanım olduğunu çocuklarımıza hissettirmemiz gerekiyor. Yani onları namaz kıldığında ya beni ne kadar mutlu ettin, seni çok seviyorum veya ne bileyim küçük hediyelerle, yani az önce siz kendinizin namaza başlama, evet, serüvenini, evet, anlattınız. Evet. Yani herkesin başından belki böyle şeyler geçmiştir. Evet. Bizim de yani ilkokul 2'ye gidiyordum veya 1'e mi gidiyordum bilmiyorum. O zamanlar sarı 25 kuruş muydu? 25 lira, evet, mıydı? Şimdi tam bilmiyorum. Sarı. Günlük müydü? Vakit başına mıydı? Şimdi hatırlamıyorum. Yani babam, evet, alışmamız için o zaman öyle bir şeyde bulunmuştu. Evet. O da baktığınız zaman aslında çocuk için bir kazanım geldi. Evet, tabii ki, tabii ki. Güzel bir kazanım. Evet. Ama işte yani hem maddi olarak hem manevi olarak hocam. Evet. Şimdi namazın o manevi olarak verdiği bizi arındırması var, günahlardan uzak tutması var. Maddi olarak temizlik çok çok önemli. Bugün biz dünyada bundan bahsediyoruz. Yani dünyada işte o hijyen, temizlik diyoruz. Bizim dinimizin zaten kendi şeyinde var bu. Evet. Hani bir hikaye anlatılır hocam, bağışlarsanız anlatmak isterim. Bir mahallede Müslümanlar cami inşa ediyorlar. Mahallede oturan bir de Yahudi vatandaşımız var. Tabii Yahudi vatandaş diyor ki oğluna, oğlum diyor şu parayı al, bizim de biz de bu mahallenin bir ferdiyiz, bizim de katkımız olsun kardeşlerimizin camisine diye para göndermek istiyor. Oğlu diyor ki baba, Müslümanlar hani onlar bizim paramızı orada kullanmak istemezler. Diyor ki oğlum niye istemesinler, sen götür. Peki diyor, sonra neyse götürüyor, cami derneği olağanüstü toplanıyor. Yahudi komşumuz para göndermiş. Bu parayı ne yapalım, camiyi de kullanır kullanılmaz mı, işte bizim böyle de şeylerimiz var, evet, ya meseleye böyle değişik, farklı, olumsuz, olumlu, bilip bilmeden bakışlarımız da var ya, işte diyorlar ki ya olur olmaz, işte bu para değerlendirilir değerlendirilmez, demişler ki şimdi geriye göndermek, sonuç geriye çevirmek bu parayı ayıp olur, ne yapalım, bu parayı biz işte temizlik ihtiyacımıza yönelik olarak şadırvan ve tuvalette kullanalım. Evet. Dolayısıyla yani para hani lüzumsuzsa orada kullanılmış olur, lüzumluysa da bir işimizi görmüş olur. Yapıyorlar böyle, sonra da boş durmuyorlar ki. Sağda solda bunu da söylüyorlar, konuşuyorlar kendi aralarında. Ah o dedikodu, ah o gıybet, madem yediniz bir halt niye karıştırıyorsunuz ortalığı? Evet. Tabii o Yahudi vatandaşımızın oğlu duyuyor bunu. Gidiyor babasına, diyor ki ya baba, ya ben demedim mi sana? Bak yani parayı gönderme oraya. Oğlum niye?
Bak konuşuyorlar bir de işte camiyi de kullanmamışlar. İşte ne diyeyim tuvaletinde, şadırvanında kullanmışlar senin paranı. Camiyi de kullanmamışlar. Ondan sonra Yahudi diyor ki oğlum sen diyor sen anlamamışsın meseleyi. E nedir baba neden? Yahudi diyor ki onlar benim gönderdiğim parayı dinlerinin başına koymuşlar. Evet, onların dini evet. Oradan başlıyor. Onların dini temizlik dinidir oğlum diyor. Onlar benim gönderdiğim parayı dinlerinin başına koymuşlar diyor. Evet, ya çok kıymetli değer. Şimdi güzel ve aslında bakış açısı. Ya çok çok önemli. Evet. Dolayısıyla yani temizlik dini olan İslam'ın temizliğini sağlayan ana ibadetlerden birisi de işte o namaz. Yani mahrum kalmasın hiçbir gönül, mahrum kalmasın hiçbir belde. Yani alınmaması da güzel orada aslında o kişinin. Evet. Yani öyle bir yorumda bulunması da çok güzel. Başka evet. Birileri olsaydı alınabilir de. Evet. Ama o biliyor. İşte yani bizimkilerden daha iyi biliyor. Yani evet. Hani biz de hocam işte bu namazın bu güzelliklerini, namazın bu verdiğini evet. Bilsek inanın. Çünkü Peygamber Efendimiz'in var ya hani geliyor bir günde Ayşe validemize. Ayşem diyor. Müsaade eder misin Rabbinle baş başa kalayım? O da diyor ki ya Resulallah yakın olmayı çok arzu ederim seninle ama Rabbinle baş başa olman da beni mutlu eder. O zaman buyur diyor. Ayşe validemiz diyor ki uyudum uyandım. Peygamber Efendimiz namaz kılıyordu. Uyudum uyandım namaz kılıyordu. Yani ayakları şişinceye kadar namaz kılan peygamberin gözleri şişinceye kadar uyuyan ya da uyumaktan gözleri şişen ümmeti haline geliverdik biz. Evet. Sonra diyorlar ki ya Resulallah sen niye böyle bu kadar namaz gelmiş geçmiş günahların bağışlandığı halde Peygamber Efendimiz buyuruyor ki ya şükreden bir kul olmayayım mı? Ben de teşekkür eden kul olmayayım mı Cenab-ı Hakk'a diyor. Hocam ben çok uzattım yani, lafı. Evet. Doğru peygamberimiz biz her yönde örnek almamız gerekiyor. Evet. Dediğiniz gibi ayakları içine kadar namaz kılmış doğru. Yani eserlerde yazıyor hadis kitaplarında. Doğru olduğuna da inanıyoruz. Ama biz peygamberimiz gibi zaten olamayız. Evet. Ama en azından 5 vakit namazımızı bir güzel kılabilsek, düzenli evet. kılabilsek, aksatmasak. Yani zaten görevimiz farz olduğunu söyledik. Zaten evet, hani evet. söylememize göre Allah-u Teala zaten farz kılmış. Evet. Yani peygamberimiz zaten öyle diyor. Hani birisi geliyor biz bir kişi peygamberimize İslam'ın şartını soruyor nedir diye evet. sayıyor. Yemin ederek ayrılıyor. Vallahi ne eksik yaparım ne fazla yaparım. Evet. İşte 5 vakit namaz da onlar arasında. Yani 5 vakit namazı kılabilsek Allah'ın izniyle kurtulacağız ama İşte yani gevşek davranıyoruz. Evet, hem dünyamız hem de evet. yani arınmanın, temizlenmenin neticesinde kurtuluş da gerçekleşecek inşallah. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın vaadi var. Hocam şimdi dönelim biz kendimize, bizi izleyen seyircilerimizle. Namazı böyle huşu ile kılmak evet. diye bir başlık açsak ne söylersiniz? Ayet-i Kerime'de Rabbimiz ifade ediyor. Yani müminlerin özelliklerini sayarken evet. hemen Müminun suresinin başında. Evet. قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ اَلَّذ۪ينَ وَف۪ي صَلَاتِ مُخَاشِعُونَ diye. Orada kurtuluşa eren müminler namazlarında huşu içindedirler. Yani kişi Allah'ın istediği şekilde maddi ve manevi temizliğini yaptıktan sonra, kirlerden arındıktan sonra yüzünü Mescid-i Haram'a, evet. kıbleye çevir. Onu tekbir ile, yani Allah'ı tekbir ile yüceltin, talimatlarına uyarak niyet edip Allahu Ekber diyerek namaza başlayan, işte namazda sağa sola iltifat etmeyen, sağa sola bakmayan, sadece secde mahalline bakan, elleri, ayakları, işte diğer uzuvları saygı ifadesi olarak böyle güzel bir vaziyette tutan, dünya kelamı konuşmadan vakar ve sükunet içerisinde kelamı edeple Kur'an'dan kulağınıza geleni okuyun. Ey müminler ruku edin, secde edin. Bilmediklerinizi size öğrettiği şekilde Allah'ı anın, namaz kılın. Emirlerine uyup işte zihnini dünya işlerinden, dünya meşgalelerinden böyle arındırıp uzaklaşıp dünya kuruntularından tam böyle bir konsantre içerisinde kendini namaza vererek, Rabbine vererek namazlarını Allah için peygamberin tarif ettiği şekilde kılan mümin Allah için kalkıp divana durun. Yani evet. bunlar hep Allah'ın emri. Bakara suresinde geçen bir ayet-i kerime Allah için kalkıp divana durun. Emrine uymuş olur ve bunun neticesinde de kurtuluşa eren müminlerden olur. Rabbimizin o müminin suresindeki evet. ifade ettiği niteliğe sahip olmuş olur. Peygamber Efendimiz'in tarif ettiği şekilde mümin abdestini güzelce alıp gönlü, bedeni, işte uzuvlarıyla namaza hazırlanmalı. Kıyamda dimdik, yani evet. kıpırdamadan sağa sola, rükuda dümdüz, rükudan kalkınca tam böyle doğrulduğunda belini doğrultmalı. En az orada işte Sübhanallah diyecek kadar,
Evet. Yani böyle paldır küldür değil de bekleyecek, Sübhanallah diyecek kadar. Secdeye vardığında elleri, ayakları kıbleye çevrilecek. Yani bu da önemli. Şimdi genelde bazen arkada namaz kıldığımızda bakıyoruz. Ayaklar secdeye doğru değil. Yani ayakların şeyi, sırtı böyle geliyor. Böyle olduğunda namaz tehlikeye girebilir. Yani parmak uçları yere değecek. Evet. Bunlar önemli. İki secde arasında yine en azından Sübhanallah diyecek kadar kalmalı. İşte dua, sure ve ayetleri güzelce okumalı. Tadil erkana, işte farzına, vacibine, adabına, sünnetlerine, müstahabına dikkat ederek namazını kılmalı. Acele etmeden, itina ile, ihlas ile beş vakit namazı kılmalı. İmam-ı Azam'la ilgili bakınız bir şey anlatılıyor. Evet, bu huşuyla ilgili. Evet. Biri geliyor İmam-ı Azam'a, ya İmam ben namazlarımı huşu içerisinde kılamıyorum. Namazdayken işte develerimi otlatıyorum, şunu evet. yapıyorum, bunu yapıyorum, onlarla ilgileniyorum. Oysa siz benden daha zengin olmanıza rağmen böyle zevkle namaz kılıyorsunuz, ibadetlerinizi yerine getiriyorsunuz, huşu ile yapıyorsunuz. Yani bunu nasıl yapıyorsunuz diye soruyor İmam-ı Azam'a. İmam-ı Azam Hazretleri cevap veriyor. Yani güzel bir cevap. Ben develerimi kalbime bağlamam, ahıra bağlarım. Evet. Yani aslında zor bir husus. Yani hepimiz namaza durduğumuzda aklımıza bir şeyler geliyor. Evet. Yani elde değil. Evet. Ama kendimizi olabildiğince uzaklaştırmamız gerekiyor. O Rabbimizin huzurundayız, Rabbimizin divanındayız. Rabbimle baş başayım. Yani bunları düşünerek namaza evet. durmamız gerekiyor ki o namazda huşuyu elde edebilelim. Yani aklımıza huzuru. Düşen şeyin peşine takılıp gitmeyelim. Evet. Yani onunla kalmayalım. Kalmayalım. Diyoruz. Hocam bir yerde bir zengin demiş ki ya da bir ağa ya da o dönemin kralı, valisi. Hizmetçisine diyor ki evladım diyor git şu camiden namaz kılanları diyor davet et de onlara bir yemek ikramı yapalım. Bu hizmet de peki efendim diyor gidiyor camiye. İki kişiyle gelmiş. Şimdi yemekler hazırlanmış, sofralar kurulmuş. Diyor ki evladım hani camide ben sana demedim mi namaz kılın? Efendim namaz kılan sadece ikisini buldum diyor başka yok. Yani camide kimse yok muydu? Ha, öyle deseydiniz çoktu diyor. Cami tıklım tıklım doluydu ama namaz kılan dediğiniz için böyle bir şart koştuğumuz için diyor ki nasıl ayırdın ne yaptın? Vallahi diyor caminin çıkışına durdum. Sordum imam farzda hangi ayetleri hangi sureleri okudu? Bilen sadece bu çıktı işte diğeri de imam efendi zaten. Yani ikisi hani evet. alıp gelmiş. Şimdi deseydin diyor hani camidekilerin tamamını getir o zaman burası almazdı. Ama namaz kılanlar deyince demek ki hani huşu da hocam o da var. Yani huşu farkında var. Olmak, bilerek yapmak evet. demek. Yani geldim işte duruyorum da nereye durdum, kimin huzurundayım, neredeyim bunun farkında olmadan ki zaten öyle diyor demiyor mu hocam ayet-i kerimede de Cenab-ı Hak وَلَا تَقْرَبُ السَّلَاهُ وَاَنْتُمْ سُكَارَى. Yani kendinizi bilmeyecek derecede iseniz, bir dalgınlığınız varsa da ne yapın? O namaza yaklaşmayın. Yani farkında olmak, bilerek evet. yapmak. Hangi sureyi okuyoruz, hangi duayı. Ha yanılmalar olmayacak mı? Oluyor. Onlar zaten ilmihal kitaplarımıza da açıklamışlar. Gerektiğinde müftülüklerimize de bu konuda ilmihal bilgileri konusunda destek alabilirsiniz. Ya da din görevlilerimiz her daim zaten bu konularla ilgili size rehberlik yapmaya hazır. Elhamdülillah her zaman ulaşılabilir. Hatalarımız, eksiklerimiz mutlaka olacaktır ama biz en iyisini, en güzelini yapmaya gayret gösterelim i̇şte diyoruz. Huşuyu zaten yakaladığımızda Rabbimiz ile olan irtibatımız da kuvvetlenecek. Evet. Zaten namaz bizim Rabbimiz ile irtibatımızı sağlayan ibadet. Yani aslında bütün ibadetler Rabbimiz ile evet. irtibatı sağlıyor ama evet. namaz ibadeti daha başka. Çünkü namaz ibadeti sürekli yaratıcıyla böyle bizi huzuruna vardığımız, günde beş defa vardığımız bir ibadet. Dolayısıyla namaza başlama tekbiriyle beraber dünyada irtibatı kesen kişi Rabbi ile adeta irtibata geçmiş oluyor. Yani Allahu Ekber diyoruz. Zaten ona ne deniyor? Aynı zamanda tahrime evet. tekbiri deniyor. Evet. Yani dünyalık evet. şeyleri kendimize evet. haram kılıyoruz. Hı. İşte elimizden bu dünyayı arkama atıyorum gibi. Yani tam bir teslimiyetin işareti. Allahu Ekber. Aslında hani eller yukarı der çocuklar evet. ya. Eller evet. yukarı. Tamam. Namazda da o yani. Allahu evet. Ekber. Ya Rabbi ben sana teslim oldum. Senin huzurundayım. Yani ha. bunu her işte şeklin bir namazdaki her şeklin de bir manası var. Öyle olunca o şekillere de riayet etmek çok çok önemli herhalde hocam. Yani şimdi ayakta duruşumuz var bizim ya. Bu duruşu bir göstermek gerekiyor. Tabii.
Hani şeyde halter kaldıran sporcular da o yarışma esnasında nedir? İşte ne bileyim 200 kilo, 210 kilo, 220 kilo kaldırıyor. Anlık bir göstermesi Evet. gerekiyor o ağırlığı. Yani bizim de namazda o duruşumuzu şöyle bir rükuda, kıyamda, rükuda, secdede bir göstermemiz gerekiyor. Yani o duruşumuzu, Tabii. orada bulunuşumuzu idrak etme açısından. İşte paldır küldür yaptığımızda o duruşu Evet. gösteremiyoruz. Evet, o zaman Yani. da şey oluyor. Ne yapıyor orada hakemler? Kırmızı Evet. nokta şeye basıyorlar. Işık, kırmızı ışık yanıyor. Biz üçünden de beyaz ışık almaya bakalım. Sakin sakin yapalım inşallah. İnşallah. Hocam Allah razı olsun, ağzınıza sağlık. Yani yavaş yavaş vaktimizin sonuna Evet. doğru ilerliyoruz. Şimdi bütün bu anlatılanlardan sonra, bütün bu ifadelerden sonra ben size bir soru daha sormak istiyorum ki böyle bir can alıcı sorumuz. Hocam niçin namaz kılmalıyız? Evet, ne için namaz kılmalıyız? Zaten artık herhalde bunları bitirelim. Kaçta okunuyor dedim? 30. Evet, bazı hocam 3 dakikamız var diye. Yani en başta anlattık, tamam, namazı böyle anlattık. Evet. Farz dedik. Ne için namaz kılmalıyız? En başta tabii farz olduğu için. Ama bu farziyeti koyan kim? Allahu Teala. Evet. Rabbimizin emrine icabet olduğu için, Namaz Rabbimiz kılmalıyız. emrettiği için, görevimiz olduğu için kılmalıyız. Çünkü pek çok ayet-i kerimede Rabbimiz ifade ediyor. Estağfirullah mesela. فَاَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاَتُوا الزَّكَاةَ وَاَتَصِمُوا بِاللّٰهِ وَهُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin. Allah'a sarılın, o sizin sahibinizdir. O ne güzel sahip, o ne güzel yardımcıdır. Yani buna benzer daha pek çok ayet-i kerime var. Evet. Yani şu an bilmiyorum, kitaplarda yazıyor. Şu kadar Allahü Teala namaz kılın diye Evet. Emirde bulunuyor. Evet. Şu an rakamı hatırlamıyorum. Evet. Yine namaz davete icabet. Onun için namaz kılmalıyız. Yani Rabbimizin davetine icabet manası taşıyor. Günde Evet. 5 defa minarelerden Allahu Ekber, Allahu Ekber diye ezanlar okunuyor. Ezan-ı Muhammed'e okunuyor ve bu bütün insanlara ve özellikle Müslümanlara Evet. bir davet. Evet. Bu Allahü Teala namazla bizi kendi rahmetine, davetine çağırıyor. Tıpkı davet sahibi düşünelim. Davet sahibinin davetlerini böyle kapının önünde karşılıyor. Giderken onları uğurluyor. Aynı o şekilde Rabbimizin davetine icabet edip camilere gelip, camiye gidemiyorsak işte neyse evimizde veya iş yerimizde Rabbimizin o davetine uyup namazımızı kılmamız gerekiyor. Bu yani davete icabet. Onun için kılmalıyız. Yine şükredenlerden olmak için Evet. namaz kılmalıyız. Fezkurûnî ezkurkum veşkurûlî ve lâ tekfurûn. Evet. Bakara suresine geçiyor. Öyleyse yalnız beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin. Sakın nankörlük etmeyin. Evet. Şükür için namaz Hocam kılmalıyız. tam da şükür vakti diyelim. Evet. Burada sözünüzü keseceğim. Kusurumuza bakmayın. Estağfurullah. Vaktimiz, süremiz doldu. Her şeyde bir son var ya. Evet. Bizim de bu akşam için, bugün için sonumuz geldi. Teşekkür ediyoruz ağzınıza, gönlünüze, iliğinize Ben de size sağlık teşekkür hocam. ediyorum. Allah razı Çok olsun. istifade ettik. Öncelikle kendi adıma tekrar teşekkür ederiz. Sevgilerimize de hayırlı akşamlar diliyorum. Teşekkür ederiz Rabbim hocam. oruçlarımızı kabul eylesin. Amin inşallah. Namazlarımızı kabul eylesin. Evet sevgili seyirciler, bu akşam programımızda Dur Yolcu Ramazan özel programının konuğu Ece Abat Müftüvekilimiz Nurettin Kahraman hocamızdı. Namazı konuştuk detaylarıyla. Teşekkür ediyoruz hocamıza. Rabbim inşallah ömrümüzü namaz kılanlardan eylesin. Namazını tam manasıyla kılanlardan eylesin. Her daim Cenab-ı Hakk'ın bizim için bu bahşetmiş olduğu bu nimetini inşallah ihmal etmeden kılmayı nasip eylesin. Peygamber Efendimiz öyle buyurdular. Gözümün nuru namaz, aman ha dikkat edin dediler. Bizler de Peygamber Efendimizin de sürekli hem yaşayarak gösterdiği, yaşayarak yaptığı namazdan beri olmayalım, namazdan uzak kalmayalım inşallah. Efendim bol namazlı günler diyelim. Görüşmek üzere, hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah.
Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا Allahümme leke sumtu ve bike amentu ve aleyke tevekkeltu ve ala rızkike eftart. Allah'ım sana sonsuz hamd, peygamberimize de selatu selam olsun. Allah'ım senin rızan için oruç tuttuk. Sana inandık ve sana güvendik. Senin rızkınla orucumuzu açtık. Orucumuzu, namazımızı ve tüm iyiliklerimizi kabul eyle. Seni hamdinle tesbih ederiz. Allah'ım hamdimizi kabul buyur. Çünkü sen işiten ve bilensin. Allah'ım her şeyi kuşatan rahmetinle bizleri bağışla. Ey bağışlaması bol olan Allah'ım, bizi, annemizi, babamızı ve bütün iman edenleri bağışla. Ya Rab, ancak sana kulluk ederiz. Ancak senden yardım dileriz. Bütün hayırlı işlerimizde senin lütfunu bekleriz. Lütfeyle, bize yardımını esirgeme. Ya Rab, mübarek Ramazan'da mağfiretine eren, cennetinle, cemalinle müjdelenenlerden olmayı cümlemize nasip eyle. Amin. Balık. Bir ton protein, bir ton omega 3 Dardanel Ton'da. Evet, balık. Thank you.
Biri kebap mı dedi? No 42 restoran açıldı. Konya'nın yerel lezzetlerini sizlerle buluşturuyoruz. Bamya çorbasından etli ekmeğe, Mevlana pideden tandır ve ızgara çeşitlerine kadar nefis tatların farkına varmanız için bekliyoruz. Daha bitmedi. Kaymaklı sacarası, ekmek kadayıfı gibi özel tatlılarla da Çanakkale'de hizmetinizdeyiz. 0286 218 49 42. Saruhan Termal Otel yılın 12 ayı hizmet vermeye devam ediyor. Termal Otelimizde misafirlerimize fizyoterapist eşliğinde açık ve kapalı alanlarda pilates ve hamile egzersizleri, su içi egzersizler, solunum egzersizleri, tuz odası imkanı, sporculara yönelik ileri düzey egzersizler, bel ve boyun ağrılarına yönelik postür egzersizleri, konaklamalı ve konaklamasız seçenekleriyle sunulmaktadır. Yaşam kaliteniz ve fonksiyonelliğinizi artırmaya yönelik kişisel program ve planlamalar için sizi bekliyoruz. En lezzetli ton balığını tertemiz açık denizlerde yakalıyor, en sağlıklı ambalajlarda sadece ve sadece doğal zeytinyağı ve azıcık deniz tuzu ekleyerek sofranıza getiriyoruz. Çanakkale'nin tek uydu kanalı Ton TV'den en anlamlı düğün kampanyası. Evlatlarınızın en mutlu günü olan kına, nişan ve düğün törenlerinin 36 ülkede ekrana gelmesini istemez misiniz? Artık çok kolay. Siz çocuklarınızın o mutlu anlarının 15 dakikalık görüntülerini bize gönderin. O en anlamlı gününüze şehir dışı ya da yurt dışından gelemeyen akrabalarınız da tanıklık etsin. Ton TV'yi 0507 273 53 87 numaralı telefondan arayın. Evlatlarınızın en mutlu gününü dünya görsün. Ton TV, Çanakkale'nin dünyaya açılan tek uydu kanalı.